Ve efendim günün raporu programcı Mızı'yla devam ediyor. Temaslar olacak. Bu akşam geliyor ABD'li heyet. Yarınsa temaslar gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pompeo Pence dışında kimseyle görüşmem dedi. Bunu da konuşmakta fayda olacaktır. Stüdyoma dönüyorum. Diğer bir konuğumuz bizlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bey. Evet, konuşacağımız konular oldukça fazla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde ve Sırbistan ziyaretinde beraberdiniz, eşlik ettiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bunları konuşmakta fayda olacaktır. Hangi önemli açıklamalar var? Sizin gözünüze çarpanlar neler oldu? Azerbaycan'da özellikle Türk İşbirliği toplantısına katılındı ve bu toplantıda da verdiği mesajları biz ekranlara getirmeye gayret gösterdik. Ama önce Barış Pınarı Harekatı diyelim. Beklenen bir harekattı. Aylardır beklediğimiz ve sürekli dillendirdiğimiz bir harekattı. Barış Pınarı olarak adlandırıldı ve 9 Ekim günü ise başladı Resulayn'dan. Neler söylersiniz? Şimdi Cem Bey, tabii ki aslında aylardır da değil, yıllardır. Değil mi? Beklenen bir hareket. Şimdi 2012 tarihi örneğin hatırlarsınız. Genel Başkanımız hep dile getiriyordu. Ne diyordu? Ta Irak'tan Suriye'nin kuzeyinde bir şer yuvası kuruluyor. Terör örgütleri mevzileniyor. Ve o coğrafya karıştırılıyor. Daha doğrusu Cem Bey, bu bölgede, bu coğrafyada müesses nizamın kurmaya çalıştığı, bu yerleşik düzenin kurmaya çalıştığı bir kaos ortamı var. Terör tehdidi vardı zaten. Tabii terör tehdidi. BOP biliyorsunuz 2002'de gündeme alınan bir şey. Doğru. 22 ülkenin sınırı değişecek, 300 milyon nüfus etkilenecek, küçük uydu devletçikler kurulacak. Bu, biz bu olayları değerlendirirken nasıl bakacağız biliyor musunuz? Sadece bulunduğumuz zamana bakmayacağız. Zamanın öncesi ve gelecekte planlananları günümüzle birlikte değerlendireceğiz. Sadece o bulunan coğrafyaya bakmayacağız. Coğrafyanın bütününe bakacağız. Cem Bey, bizim ülkemiz yaklaşık 40 yıldır iki tane bu ülke için büyütülen dev yılan vardı, düşman vardı. Bunlardan bir tanesi PKK, diğer ise FETÖ. 40 yıldır bu ülke maalesef bunlarla, dediğim gibi, ülkenin hücrelerine yerleştiriliyordu. Etrafı ateş çemberine dönüştürüyordu. Ülke içerisinde oluşturulmaya çalışılan şeyler. Şimdi bizler bugünkü tarih itibariyle emin olun bu iki dev yılanın kafasını koparıyoruz. Millet olarak da, ülke olarak da. Bu kadar çırtkanlığın, bu kadar dünyanın bunu bu şekilde dezenformasyonla dünya kamuoyunda her alandan saldırmalarının sosyal medyada olsun, şeyde olsun, diplomaside olsun, uluslararası arenada olsun, bu kadar saldırmaların sebebi ne zannediyorsunuz? Gerçekten o büyüyüp, besleyip büyüttükleri o yılanların biz kafasını eziyoruz. Önceki programlarımıza da değinmiştik. Var. Fırat'ın batısına, bu Cerablus'a, Afrin'e, Zeytin Dalı olsun, Fırat Kalkanı olsun, o operasyonlar esnasında da dile getirmiştik. Aynı şey şeyde devam ediyor. Fırat'ın doğusunda devam ediyor. Kandil'de devam ediyor. Devamında Sincar'da devam ediyor. Bu terör örgütü 60 bin kişilik, 70 bin kişilik ordu haline getirilmeye çalışılıyordu. Ne yapılıyordu? En son baktığımız zaman neredeyse 40-50 bin tır silahtan bahsediliyor. Bu, o silahlar oraya niye yerleştirilmişti? Ve DEAŞ gerçekten de şimdi bu operasyonlarla daha iyi gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir laboratuvar örgütü kurulmuştu. Emperyalist düzenin bu coğrafyadaki tüm ülkeleri yerine göre bölüp parçalayıp iç savaşa, kaosa sürüklediği plan, emin olun bu hareketle birlikte, Türkiye'nin göstermiş olduğu kararlılıkla birlikte, Türk milletinin topyekün vermiş olduğu mücadeleyle birlikte parçalanıp dağıtılıp önlerine konuluyor. Bu hareket bu yönüyle de çok önemli. Coğrafyanın geleceği açısından, bu mazlum milletlerin geleceği açısından, milyonlarca insan öldürüldü Cem Bey. Ta Körfez Savaşı'ndan hatırlayın. Devamında Arap Baharı diye ortaya koydukları şeyden hatırlayın. Doğru. Bugün günümüzde Mısır'da 60 bin kişi cezaevinde yatıyor. O hain 15 Temmuz'daki FETÖ terör örgütünün düzenlemiş olduğu darbenin bir benzeri Mısır'da hayata geçirildi.
60 bin kişi cezaevinde yatıyor, binlerce kişi, 5 bin üzerinde insan da öldürüldü. Aynısını Türkiye yapmaya çalışıyorlardı. Nasıl dediğim gibi FETÖ ilanının biz 15 Temmuz'da fark ettiysek, daha doğrusu öncesiyle 17-25'te daha öncesinden, tabii ki bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllar öncesinden dillendiriyordu. Bilge liderimiz hep söylüyordu. Öyle bir şey olamazdı. Devlet işgal ediliyordu. Adım adım işgal ediliyordu. 15 Temmuz'da biz gördük onları. Ha şimdi de o kurmuş oldukları orduyu şu anda başlarına, o kurmuş oldukları düzeni, işgal düzenini başlarına yıkıyoruz. Onun içindir bu hareket, bu yönleriyle çok çok önemli. Tabii ki bu hareketin önemine baktığımız zaman bizler uluslararası meşru hakkımızı kullanaraktan bu hareketi gerçekleştiriyoruz. Barış Harekatı malumuz olduğu gibi 9 Ekim Çarşamba günü saat 16'da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladı. Ve hem Birleşmiş Milletler'e verilen bir hareketle ilgili bilgilendirme var. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar var. 1373, önen 2001'de alınan bir karar var. 1624 sayılı 2005'te alınan bir karar var. Gene 2170 sayılı 2014'te alınan karar var. 2178 yine 14'te alınan bir karar var. 2249 2015'te alınan karar var. 2254 2015'te alınan karar var. Yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi uyarınca ülkelerin meşru müdafaa hakkı var. Biz burada bize karşı kurulan bu terör yuvasını, bizim içimizde kan akıtmaya karşı kurulan terör yuvasıdır bu. Bu ülke bu PKK'dan çok çekti. Bu yılan yaklaşık 30 yılın üzerinde on binlerce insanımızın, sivil, çoluk, çocuk, bebekleri katletti. 2 trilyon doların üzerinde bu ülkenin ekonomisi gitti bu terörle mücadele için. Onun için biz bu hareketi yapmak zorundaydık. Yoksa öbür türlüsü Güven Park'taki patlamayı görürsünüz. Onun öbür türlüsü Eruf'ta ilk başlattıkları çoluk, çocuk, başbağlarda defalarca dile getirdik ve her gün gelen şehitleri görürdük. Biz bataklığı yerinde kurutacağız. Ülke olarak kararlıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri de gerçekten peygamber ocağı, peygamber ocağı, Mete Han'ın ordusu, Gazi Mustafa Kemal'in ordusu tüm kararlılığıyla bölgeye hakim, her türlü yerli milli teknolojisiyle birlikte bu hareketi sürdürüyor. Allah yardımcılar olsun. Başarılı bir şekilde de harekat devam ediyor. Evet. Tabii harekata ilişkin hem dışarıya bakacağız hem içeriye bakacağız ama genelde dışarıdan başlıyorum. Bu sefer içeriden başlıyorum. Çünkü içeride de oldukça önemli mesajlar ve skandal paylaşımlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz Sayın Vekil. Bunlardan bir tanesi, kısa kısa rica edeceğim çünkü çok konumuz var. Evet. Bu harekatı, operasyon bile diyemediğimiz bu harekatı, çünkü operasyon değil, kendi içerisinde birçok operasyon var ama bu bir harekat, savaş olarak adlandıran bazı güruhlar var. Yani neden savaş olarak adlandırılıyor? Bir algı operasyonu mu yapılıyor? Bir de şu ifade var, yine çokça tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediliyor. Siyasette fetih tartışması, yani CHP fetih ifadesinden neden rahatsız sizce ve fetih ifadesiyle de ne anlatılmak istendi sizce? CHP maalesef neden rahatsız değil ki? Neden rahatsız değil? Afrin'e girdiğimiz zaman da aynı şeyi dile getiriyorlardı. Şimdi de kerhen bir açıklama yapıyorlar. Genel başkanları farklı bir açıklama yapıyor. Sezgin Tanrıkulu'nun yapmış olduğu açıklamaları muhtemelen takip etmişsiniz. Tabii. Soruşturma başlatıldı. Şimdi Cem Bey. Sosyal medyadan kaldırmış bu, o ifadeyi bu arada. Onda öyle mi? Kaldırmış. Soruşturma tepkilerden sonra değil? Belki evet. Muhtemelen onun şeyidir. Aynı şekilde il başkanları da, İstanbul il başkanları da açıklamaları var. Meclisteki tavırların hareketlerini de görüyoruz. Yani şimdi bu milletin bekası için biz bunları söylerken, aylar öncesinden, yıllar öncesinden beka derken onlar dalga geçiyorlardı. Şimdi de dediğim gibi terörle mücadele ediyoruz. Bunun adına savaş mı diyorlar? Bunu görüyoruz. Şimdi aslında Cem Bey, bu hareket nedir biliyor musunuz? Bir turnusol kağıdıdır.
O turnusol kağıdını daldırdık. Emin olun, vatanını, milletini seven, bu ülke için milli olanla, o terör örgütlerini şirin çocuk diye göstermeye çalışanlar, onları bilmem uluslararası medyada, o uluslararası ünlü gazetelerde, dergilerde makalelerini yayınlayanlar, o kendi yarattıkları DAEŞ'ı boşaltıp onun işgal ettiği yerlere bu örgütü yerleştirenler tabii ki bu hareketin karşısında olacaklar. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, uluslararası anlamda yapmış oldukları ve yıllardır trilyonlarca para, dolar harcayıp kurmaya çalıştıkları o düzen bir yerde yıkılıyor. Şimdi bunun neyi adı savaş? Savaşta karşımızdaki ülke kim? Yani bunun adı ne? Terör örgütü ne zamandan beridir bir devlet olmuş? Bak, Cumhurbaşkanımız geçen gün hem Trump'la konuşmasında hem de Macron'la konuşmasında aynı şeyi dile getirdi. İfade ediyor. Doğru. Aynı şeyi ifade ediyor. Bir terör örgütü ne zaman bu meşruluğu kazanmış? Buna siz terör diyor musunuz, demiyor musunuz? Buna savaş diyenlere açık ve net bir şekilde soracağımız tek soru var. Siz bunu, bu bebek katillerini, bu insanları yerinden, yurdundan edenleri, yüz binlerce, milyonlarca yeri geldiği zaman bu coğrafyada insanı yerinden yurdundan edenleri siz devlet olarak mı görüyorsunuz, savaş diyorsunuz? Evet. Budur. Bunun izahı bu. Tabii ki bu açık ve net bir şekilde terörle mücadeledir. Biz bu konuda kararlıyız. Hem ülkenin içerisinde hem de ülkenin dışarısında terör neredeyse bulup yerine göre imha etmek zorunluluğumuz var. Biz bu terör örgütleriyle bu ülkede gelecek nesillerimizi bu örgütlerin kıskacında bırakamayız. Çünkü güçlendikçe azıyorlar. Hedefleri belli. Bu milletin kanına girmek. Birilerinin maşaları bunlar. Açık ve net söyleyelim. Vesayet savaşları var coğrafyada. O vesayet savaşları yapan ülkelerin bir de kuklaları var. PKK terör örgütüne bakıyoruz, PYD'ye bakıyoruz, DAEŞ'a bakıyoruz. Her ülkeden lejyonerler var. Parayla gelip savaşanlar var. Neredeyse Kanada'dan, İngiltere'den, Avrupa ülkelerinden gelen insanlara bakıyoruz. O bölgenin en sıkıntılı, problemli uyuşturucu bağımlılarını getirmişler burada. Parayla savaştırıyorlar. Kime karşı savaştırıyorlar? Coğrafyanın yerli halklarına karşı savaştırıyorlar. Suriye'de savaştırıyorlar, Irak'ta savaştırıyorlar. Cem Bey, hafızamızı biraz tazeleyelim. Biz o Hendek olaylarında görmedik mi? Ya neredeyse bine yakın şehit verdik. Şehirlerimizin altı aynı şu anda o Resulyan'a giriliyor görüyoruz. Tel Aviv'e girilmiş görüyoruz. Aynı tünellerle kazılmıştı. Doğru. Her tarafta hendekler oluşturulmuştu. İnsanlar evlerinden çıkamıyordu. Aynı taktiği Türkiye içerisinde de uygulamaya çalıştılar. Ha, Allah'a çok şükür ki Türk Silahlı Kuvvetleri, ordumuz, milletimiz, yöre halkı, o coğrafyada yaşayan insanlarımız, Kürt vatandaşlarımız bunların kafasına geçirdi orada. Aynı şekilde şimdi de sınırın öteki tarafında zaten pençe hareketlerle birlikte Irak'ta da başlamışız. Biz Suriye'de de bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. Evet, şimdi devam edeceğiz, konuşacağız. Siyasette fetih tartışması dedik. Bununla ilgili de yine izleyicilerimizden yorumlar gelmeye devam ediyor. Fetih ifadesi kullanılıyor ve bu kullanımla da ilgili aslında CHP'nin bir rahatsızlığı var. O rahatsızlık neden? Onu bir cümle daha mı? Bir cümle daha söyleyeyim. Çok kısa alayım, hemen canlı yayınımız var. Bu Oğul Bush var ya, Körfez Savaşı'nı ordu gönderirken donanmanın üstüne çıktı. Ne dedi biliyor musunuz? Sizler bir haçlı seferine gidiyorsunuz dedi. O şuurla hareket edin dedi. Emre onu Türkiye kamuoyunda çok fazla yer edinmedi. Ve dediler ki Bush'un dili sürçtü. Şimdi ya bizim ordumuz vatanını, milletini, vatana, millete gelecek zararı nerede varsa yok edip o düşmanın başını ezmeye gittiğinde siz buna işgal diyeceksiniz, siz buna savaş diyeceksiniz. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Evet.
Konuşacağız Sayın Vekil. Daha konuşacağımız konular var bu konuyla ilgili. Çünkü tepki oldukça fazla. Yani savaş olarak nitelendirilenlere yönelik tepkiler oldukça fazla ama şimdi orta pencerede göreceksiniz sevgili izleyenler. Anadolu Ajansı'ndan aldığımız veriler doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde bu alanlarda, bu sıralarda özellikle de ABD'den gelecek olan heyeti biz günlerdir bekliyoruz ve arkadaşlarımız dile getiriyorlar yine bu ekranlarda. İşte o geliş, işte bugün içerisinde bekliyorduk. Lakin herhangi bir saat verilmemişti ABD heyetinin gelişine ilişkin. Kimler olacak bu heyet çerçevesinde? Elbette ABD Başkan Yardımcısı Pence olacak ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert da yine bu temaslar arasında olacak ve az önceki görüntüde de Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert'ın yine gelişini Esenboğa Havalimanı'ndan aldığımız görüntüler şu anda canlı olarak ekranlarda yansıyor. Canlı değil mi yönetmenim? Yanlış söylemeyelim. Canlı Esenboğa'dan şu an ABD'li heyet Ankara'ya, Esenboğa'ya indi. Yarınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planlıyorlar açıkçası, bunu söyleyelim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında şu ifadeyi kullandı. Ben Pence ve Pompeo dışında kimseyle görüşmem dedi. Yani ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de bu ziyarette olacak. Onunla görüşmek istemediğini dile getirdi. Yine Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert'la da görüşemeyeceğini söyledi. Sadece ABD Başkan Yardımcısı Pence ve elbette ki Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşebileceğini ifade etti. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu grup toplantısında tabii Pompeo hem Cumhurbaşkanı ile hem de Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüşecektir. Biz bu anları sizlere an beyan aktarmaya devam edeceğiz. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ankara'da ve diğer ekipte gelmeye devam ediyor. Bugün temas olmayacak. Altını çizelim. Bugün herhangi bir temas olmayacak. Yarın temaslar gerçekleşecek. Özellikle de Barış Pınarı Harekatı'nın kararlı bir şekilde devam ettiği bu günlerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan çelişkili açıklamalardan sonra ABD'li heyetin Türkiye'ye, Ankara'ya ziyareti oldukça stratejik ve oldukça önemli. İşte 13 Kasım'da da hatırlayacaksınız ki ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etmişti. 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir yüz yüze görüşme gerçekleştirecekler. 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek. İşte belki de Barış Pınarı Harekatı kapsamında daha da verimli bir konuşma olacağını düşünüyoruz. Bu 13 Kasım tarihi verilirken de daha harekat başlamamıştı. Daha hala güvenli bölge noktasında ABD ile anlaşılabilir mi, uzlaşılabilir mi? Bu noktalar görüşülüyordu. Akabinde ise harekat başladı. 13 Kasım tarihi verildi. Sonra harekat başladı. İşte 13 Kasım'daki görüşme bu anlamdan dolayı oldukça önemli. Yarınki ziyarette belki de 13 Kasım'a ve önümüzdeki Türkiye-ABD ilişkilerine ışık tutacak temaslar olacaktır. Bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Vekil, fetih tartışması ile ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Savaş kelimesini aslında savaş kelimesini kullananlar da Barış Pınarı'nın bir harekat olduğunu biliyorlar. Lakin bir algı operasyonu yapmak için mi savaş ifadesini, tırnak içinde söyleyelim, savaş ifadesini kullanıyorlar? Şimdi Cem Bey, demin söyledim ya. Ya bu coğrafya üzerine çok büyük planlar var. Yani bunu yapmış oldukları mücadeleyi hasla hilalin mücadelesi gözüyle görenler var. Daha doğrusu İslam alemi üzerinde görüyorsunuz. Her tarafta bölüp parçalayıp kan akıtıyorlar. Akan kan bizim kanımız. Akan kan bu coğrafyada yaşayan insanların kanı, Müslümanların kanı. Çok az vardır. Yani İngiltere'de, Londra'da, bilmem Paris'te yaşayan, Amerika'da yaşayan bir ailenin çocuğunu gönderip gidin orada savaşın şeyinde değiller. Habire ne yapıyorlar? Vekalet savaşı kullanıyorlar ve kandırdıkları insanlar üzerinden bunları yapıyorlar. Ama bu evangelist düzenin, bu emperyalist sistemin, bu kurmuş oldukları düzenin, emin olun burada yine tosladıkları şey Türk milleti oldu, Türk devleti oldu. Bunun farkındalar. Evet. Onun için verdiğimiz bu mücadelede işgal. Biz kimi işgal ediyoruz ya? Ne işgali? O topraklar bizim kültür coğrafyamız, gönül coğrafyamız. Orada yaşayan etnik grupların tamamına bakıyoruz. Aynısı bizim ülkemizde de yaşıyor.
Peki. Biz neyi işgal ediyoruz veya neyi fethediyoruz? Böyle bir şey yok. Böyle bir durum. Böyle bir durum yok. Bunların hepsi saptırma algıdır. Saptırma. Maalesef şeyden çok algı çalışıyor. Algı operasyonu. Gerçekten çok yanlış yalan bir algı çalışıyor. Peki Sayın Vekil, teşekkür ediyoruz. Şimdi birazdan İpli Aytun Çıray'dan Mehmetçük'e küstah bir hakaret var. Onu dile getireceğiz ne yazık ki ve Sayın Vekil'den değerlendirme isteyeceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ve Sırbistan temasları var. Şunu da ifade edelim, araya gideceğim. Saat 15'te yaklaşık 30 dakika önce kabine toplantısı başladı. Ve elbette ki kabine toplantısında başlayacak gündem maddesi terörle mücadele. Barış Pınarı Harekatı 8. gününde kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Ana gündem maddesi bu olacaktır. Belki yarın ABD heyetiyle temaslar çerçevesinde ve 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi çerçevesinde bir strateji, bir ilerleyiş ortaya koyulacaktır. Bizlere bilgi gelirse sizlere anben aktaracağız. Bir kulağımız da kabine toplantısında elbette ki. Yönetmenim söyledi az önce, Tel Aviv'e dönüşler başladı. Bunun da bilgisini verelim. Önce 9 Ekim günü Resulayn'dan başladı aslında harekat. Sonra 1-2 gün geçti. Resulayn kontrol altına alındı. Akabinde Tel Abyad kontrol altına alındı. Ve Tel Abyad'a dönüşler başladı. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Kısa bir ara, aranlardan buradayız. Efendim günün raporu programı tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların başına yeni gelen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Stüdyomuza değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karada. Kendisiyle Barış Pınar Harekatı'nı konuşuyoruz. ABD heyetin artık Türkiye'ye gelmeye başladığını söyledik. Heyetten kimler olacak? ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de bu kişiler arasında, heyetteki kişiler arasında yer alıyor. Ve az önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'in Esenboğa Havalimanı Ankara'ya geldiğini ekranlara getirdik. Tel Aviv'e dönüşler başladı. Bunun da bilgisini verdikten sonra sözü size tekrar size bırakalım. ABD'nin bu çelişkili tavırları yarınki ziyaretine ifade edebilir? Bu harekat noktasında hangi kararlar alınabilir? Bir de Trump'ın sabah öğle akşam farklı tweetler atması da önemli tabii. Vallahi Allah Trump'ın yardımcısı olsun diyeyim. Mizahi. Gerçekten. Şimdi bu küresel baronlar var ya, emin olun getirdikleri adamı da maymuna çeviriyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki o gizli ajandasını açık ve net bir şekilde ortaya koyup bizim karşımıza samimi bir şekilde çıkması lazım. Şimdi 16 ay öncesinden Minbiç'te boşaltacaklarını beyan ettiler mi etmediler mi? Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle birlikte o ne oldu? 16 aylık bu süreç içerisinde ne yaptı? Oyaladılar. Aynı şeyi bakıyoruz. Bu hareket öncesinde de habire oyaladılar, durdular, topu taca attılar. Özel temsilci gönderdiler. Jeffrey geldi, gitti, bilmem ne. İki ileri bir geri. Ve sonuçta oraya silah yığdılar. Evet. Ve 2000'in üzerinde Delta Force özel birlikleriyle oradaki o PKK, PYD militanlarını eğitmeye çalıştılar. En son Trump'ın açıklamalarının bir tanesinde ne dedi? Dedi ki hava kuvvetleri olmayan, hava gücü olmayan birinin savaşı kazanabilme ihtimali yok. Ne demek bu ya? Ya terör örgütünün bir de hava kuvvetleri mi olacaktı? Her türlü tank savarı verdiniz. Her türlü füzeyi verdiniz. Her türlü muayene şey yaptınız. Fransız şirketi gitti orada beton santrali kurdu. Dediğim gibi dünyanın her kesiminden, dünyada ne kadar ipsiz, sapsız, uyuşturucu müptelası varsa paralı asker olarak getirip oraya yerleştirdiniz ve Türk ordusunu da oyalayıp oyalayıp durmaya çalışıyordunuz. Şimdi girdi oraya milli ordu. Şimdi de tutuşmuşlar. Trump tabii ki bir taraftan sıkıştırıyorlar. Önümüzdeki yılda seçimi var biliyorsunuz. Onun için o baronlara karşı bir bakıyorsun bir sert açıklama yapıyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanımızla görüştüğü zaman bakıyorsun gerçekten terör örgütü olduğunu o da biliyor. Ne yapacak? Türk ordusuyla mı orada savaşacaktı? Onu da göze alamayacaklarını biliyorlar. Kendi iç kamuoyu ve gerçekten Cem Bey bunu açık ve net söyleyelim. Artık
Ordumuz gerçekten milli bir ordu. Bak bu cerahattan, bu FETÖ belasından arındıkça bu ordu, bu devlet, ordu millet bir devlet. Bu millet gerçekten canına kastedenin yeri geldiği zaman gırtlağına yapışır. Şimdi onu gördüler. Ha, bu göndermiş oldukları temsilciler tabii ki muhataplarıyla görüşecek. Ben inanmıyorum Cumhurbaşkanımızın bu İbrahim'le falan görüşeceğini de zannetmiyorum. Sadece Pompeo, İbrahim Kalın'la görüşür. Pompeo ve Pence'le görüşeceğim dedi. Sözlüğüyle, kendi muhatabıyla görüşür. O bir türlüsü de Trump emin olun bir yerde saçmalıyor da dün Cumhurbaşkanımız özel heyetteydik. Orada da dile getirdi basın mensuplarına. Ateşkesten falan bahsediyor. Böyle bir şey yok. O bir türlüsü biz terör örgütünü muhatap alın şeklindeki sözlerine Cumhurbaşkanımız siz DAEŞ'i muhatap mı alıyorsunuz dedi. Neden bahsediyorsunuz? O sert çıkışı sonrası şimdi bir heyet gönderiyor. Geliş heyetin amacı belli. Dediğim gibi kendi iç kamuoyunu biraz rahatlatmaya çalışıyor. Onları sıkıştıran o bu savaş baronlarını yeri geldiği zaman o proje kuralları tatmin etmeye bir yerde çalışıyor. Bizler ülke olarak da çok şükür ordu olarak da millet olarak da hükümet olarak da Cumhur İttifakı olarak da son derece kararlıyız. Netiz. Netiz. Bunları da göreceksiniz. Peki. Bu görüşmelerle birlikte gerekli temaslara gerekli şeyler de söylenecek. Güvenli bölge filan dediğimizde biz defalarca söyledik. Hem uluslararası koalisyona söyledik. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne defalarca söylendi. O güvenli bölge kurulması lazımdı. Cem Bey görüyoruz. Yüzlerce binlerce terör faaliyeti. Şu anda bu harekette bile bakıyoruz. 700'ün üzerinde roket atılmış evet. Sivil yerleşimlerimize. Şimdi Sayın Vekil kısa kısa gidelim. Yoksa Sırbistan'la Azerbaycan'ı konuşabileceğiz. Evet, evet. Konuşalım istiyorum. Dedik ki reklama gitmeden önce İpli Aytun Çıray'dan Mehmetçiğe küste hakaret dedik. Bu ifade tabii tepki gördükten sonra Twitter hesabından kaldırdı İYİ Partili Aytun Çıray. Lakin biz onun tabii ekran görüntüsünü aldık. Benim elimde şu anda mevcut. Şunu ifade ediyor. Suriye'ye giden tanktaki 3 askerimiz muhabirin operasyon nereye sorusuna İslamiyet güneşin olduğu yere yanıtını verdiler. Elhamdülillah Müslümanız ama işgalci değiliz. Sayın Akar bu iletişim bir felaket. Bu salaklar altımızı oyup dünyayı karşımıza dikiyor şeklinde de ifadesi var. Yani sadece hakaret evet kötü ama hakaretin dışındaki cümlelerde aslında nereden tutsak elimize kalır cinste. Bu dönemde cinste. O kahraman Mehmetçiği, o canıyla kanıyla mücadele eden Mehmetçiği eleştirmek vatan hainliğine eşdeğerdir. Bunlar bilinçli yapılıyor. Zaten partinin tüzüğünde NATO'ya bağlılık bildirilmiş. Şimdi iki ileri bir geri ne yaptıkları, ne konuştukları belli olmayan bir siyaset. Defalarca söylemiştik Cem Bey. Kıblesi belli olmayanın emin olun kılacağı namazdan da ibadetten de fayda olmaz. Önce bir kıblemizi belirleyelim. Siyaseten de durduğumuz yeri net bir şekilde belli kılalım. Biz kimin için siyaset yapıyoruz? Bu vatan için siyaset yapıyoruz. Bu millet için siyaset yapıyoruz. Yoksa ipleri Pensilvanya'da, ipleri bilmem Kandil'de, Washington'da, Paris'te veya IMF'nin elinde olanlarla siyaset yaptığımız zaman eminim Allah göstermesin öyle bir şeyi. Onu ben hiç kimseye de hiçbir siyasi partiye de yakıştırmıyorum. Ama maalesef siyasetin içerisinde bunları da görüyoruz. Bunları gördükçe de üzülüyoruz. Bunlardan bu şekildeki bilmiyorum o beyefendiyle ilgili attığı tweetle ilgili tam detayıyla bilmiyorum ama genel olarak konuşuyorum. Çünkü mecliste de biz bunlara rastlıyoruz. Hı hı. Yani askeri, polisi, güvenlik güçlerini demokrasi adına bilmem başka insan hakları adına onun bunu eleştirenlere söyleyeceğimiz tek bir laf var. Bu ülke, bu millet, bu ordu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ordudur. Görüyoruz. Bizim girdiğimiz bölgeleri de görüyoruz. Amerikalıların girdiği bölgeleri de görüyoruz. DAEŞ'in, PKK'nın girdiği bölgeleri de, Fransızların girdiği bölgeleri de görüyoruz. Taş üstünde taş bırakmadılar. Binlerce sivili öldürdüler. Biz iğne ile kazar gibi o sivil halkı tercih... Cem Bey 4 milyonun üzerinde 5 milyon insan var yerinden yurdundan edilmiş. Doğru. Biz o bölgelerin güvenliğini sağlayacağız. O insanlar da Allah'ın izniyle kendi yerlerinde, yurtlarında gidip
rahat bir şekilde yaşayacaklar. Ki Tel Aviv'de dönüşler başladı az evet. önce 10 dakika önce bu bilgi geldi. Mesajın içeriği şu aslında, bir kısaca izleyicilerimize de aktarmakta fayda var. Suriye'ye giden tanktaki 3 askerimiz muhabir soruyor nereye gidiyorsunuz diye Sayın Vekil. Askerlerin de cevap şu cevabı veriyor. Operasyon nereye sorusuna İslamiyet güneşinin olduğu yere yanıtını veriyorlar askerlerimiz. Ve Aytun Çuray da diyor ki elhamdülillah Müslümanız ama işgalci değiliz diyor. Şimdi bu cümlenin işgalcilikle ne alakası var, bu birincisi. İkincisi Sayın Akar bu iletişim bir felaket diyor. Burada nerede bir felaket var, bu da tartışılır bu konuşmada, muhabirle 3 askerimizin konuşmasında. Bu salaklar altımızı oyup dünyayı karşımıza dikiyor diyerek O askere salak diyenin ağzı yırtılır. Evet. Açık ve net söylüyorum. O askerler kanlarıyla canlarıyla orada. Ve bugün Aytunç Bey öyle rahat yatağında yatıyorsa, gelip Türkiye Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapıyorsa, o askerin kanıyla canıyla olan Doğru. şey rahatlıktır. Bundan herkes emin olsun. Ordumuzun moralini, motivasyonunu, yapmış olduğu faaliyetin kutsallığını eleştiren hepsi demin söylediğim gibi turnusol kağıdı gibidir. Basıyorsun, emin olun vatan millet sevgisi, devlet sevgisi, ordu sevgisi hepsini açığa çıkıyor. Ordu sevgisi açığa çıkıyor. Bu şekilde. Ben bunu böyle okuyorum. Bunun başka izahı yok. Peki tamamlayınız. Öyle ne yapacaktı? O asker nasıl bir açıklama yapacaktı? Yani ya da bu söylemlerle İslam toprağı diyor. Hakka, hukuka kavuşturmak diyor. Diyor ki zulüm altında olan insanların, o zulüm altında olan insanlar evinden, yerinden, yurdundan, Cem Bey devlet olmadığı zaman işgal altında namus da olmuyor, ekmek de olmuyor, rızk da olmuyor. Emin olun her şey, hiçbir şeyin bir anlamı olmuyor. O bölgelerde yeri geldiği zaman o insanların, o göçmenlerin yaşadıkları rezaleti, yaşadıkları sıkıntıları sizler günlerce, aylarca televizyonda da biz görüyoruz. Nedir bu? İşte bu namustur. Vatandır, millettir. Onun için bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili asla ve asla bir sıkıntımız yok. Biz onun mücadelesini şu anda orada veriyoruz. Ana şeyimiz bu. Ana hareket sebebimiz bu. Cumhurbaşkanımız da yıllarca defalarca dile getirdi. Astana görüşmelerinde aynı şey dile getirildi. Cenevre şeyinde aynı şey dile getirildi. Yani bunu bu şekilde saptırmanın anlamı ne? Hainlerle aynı ağızı konuşanların bu millete hizmet ettiklerini ben düşünmüyorum. Ve asla ve asla da düşünmeyeceğim. Kendilerine çeki düzen versinler. Bu millet öyle aklıyla dalga geçilecek bir millet değil. O orduya da dil uzatanlar, bu milli orduya dil uzatanlar emin olun bir şeylerin farkında değiller. Ya bu milleti tanımamışlar ya da dediğim gibi özünü bu milletten almıyorlar. Peygamber ocağıdır ya. O askerler, o kahraman Mehmetçiğimiz canıyla oradan mücadele veriyor. Bunu söylerken en az 10 defa düşünmeler lazım. Bir de yutkunmalar lazım. Şimdi bunu duyan, bunların Şimdi bunu duyan Mehmetçik nasıl moralli olacak? Duyan Mehmetçik nasıl moralli olacak? Bu da yapılmaması gereken bir durum. Zaten ifadelerin içeriği hepsi küstahça ve aşağılayıcı ifadeler kullanılmış. İyi Partili Aytun. Mehmetçiğe selam Aytun veren Çıra. Futbolcularımıza UEFA şey yapsın. O bir türlüsü bilmem Fransa'da bilmem o çevre kuruluşları, o paravan kuruluşlar, o Türkiye'nin başına tezgah örmeye çalışanlar, o FETÖ artıkları sosyal medyada, bilmem Amerika'da, Almanya'da, Ukrayna hesapları üzerinden işgal desin, hakaret etsin. Bir de gelip meclisin o çatısı altındaki milletvekili sıfatındaki insanlar onlarla aynı şeyi, söylemleri asla ve asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Milletimizin de vicdanına bırakıyoruz bu işi. Peki efendim, şimdi devam edelim hızlıca. Aslında dünya basınında Barış Pınar Harekatı nasıl görüldü? Belki de beklemediğimiz ülkelerden beklemediğimiz köstek mesajları geldi Sayın Vekili. Bunların başına Filistin, Kıbrıs geliyor. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal ifadeleri akıllara geliyor. Yine Almanya ve beklemediğimiz, aslında evet beklediğimiz birkaç ülkeden vardı. Ama beklemediğimiz ülkeler, Kıbrıs bunun en başında. Filistin için Türk milletinin, Türkiye'nin neler yaptığını biliyoruz. Lakin bu harekatta karşımıza çıktı. Karşı karşıya kaldık. Destek vermediğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Araya girmeyeyim. ABD yaptırımını da açıkladı. Yaptırımlar Mehmet, var. O ülkeleri emin olun
değerlendirirken, bak bu yanılgıya düşmeyelim. Halkıyla yönetimi birbirinden kesinlikle ayırmamız lazım. Kukla yönetimler var. Ve bunu açık ve net söylüyorum. Aynı şey Suudi Arabistan'da. Birleşik Arap Emirlikleri. FETÖ darbesinin arkasındaki sermayeye bakıyoruz. PYD'nin sermayesine bakıyoruz. Aynı şekilde kukla dediğim gibi yöneticiler var. Bu bunların sözleridir. O halkın, o ümmetin, o milletin fikri asla ve asla değildir. Siz gidin Filistin sokaklarında medya olarak sorun. Bakın ne söyleyeceklerini görüyorsunuz. Emin olun Balkanlarda da öyle. Bak geçen gün Sırbistan gezimizde görüyoruz. Azerbaycan'da gördük. Coğrafyanın neresine giderseniz size gidin. Gerçekten mazlum halklar, mazlum halklar. Şimdiye kadar o emperyalist düzenin getirmiş olduğu yönetimlerin yeri geldiği zaman yönetiminde ezilen halklar gerçekten Allah'ın hakkının ne olduğunu biliyorlar. Bu hareketin de ne anlama geldiğini hepsi çok iyi biliyorlar. Emin olun siz şaşırdım diyorsunuz ama emin olun ben şaşırmadım. Yani bir kuklanın söyleyebileceği ne olurdu ki? Ha, aklınıza gelince bence zaten bu dile de getirildi. Ciddi anlamda haddini aşan bir konuşma, bir açıklama. Sonra gerçi çark etti. Başbakanın da açıklamaları var. Bir şey konuşurken önüne arkasına bakacaksın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insan. O rahmetli Rauf Denktaş'ın koltuğunda oturuyor. O bütün ömrünü, yaşamını o Kıbrıs mücadelesiyle geçirmiş olan bir insanın koltuğunda oturuyor. Kıbrıs halkı gereken cevabı verir. Çark etti ama yanlış. Sonuna kadar yanlış. Yapmış olduğu şeyi de ayrıca kınıyoruz. Peki efendim, şimdi bunları konuşurken Barış Pınar Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Bunun da altını çizelim. Öldürülen terörist sayısı 637 olarak açıklandı. Bunu da paylaşmış olalım izleyicilerimizle. ABD'li heyet bu hassas dönemde geliyor Türkiye'ye. Gelmeye başladılar. Yarınsa temaslar gerçekleşecek. Bugün herhangi bir temas yok. Saat 15'te kabine toplantısı gerçekleştirildi, başlandı ve şu an toplantı devam ediyor. Bir kulağımızla kabine toplantısında oradan gelecek bilgileri sizlere aktaracağız. Tel Aviv'de dönüşler başladı geriye. Bunlar da güzel bilgiler. Şimdi siz Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikteydiniz temaslar noktasında. Siz de eşlik ettiniz. Sırbistan'da da birlikteydiniz Sayın Vekil. Şöyle 2-3 dakikada toparlayacak olursak bu temasları, öne çıkanları, önemli noktalar. Şimdi Cem Bey, öncelikle bunu ifade edeyim. Tabii ki Genel Başkanımızın takdiriyle hem Cumhurbaşkanımızın Sırbistan heyetine partiyi temsilen iki milletvekili katıldık. Ben ve Tokat milletvekilimiz Şahsım ve Tokat milletvekilimiz Yücel Bulut'la birlikte Sırbistan programına katıldık. Bir sonraki hafta da hem ben Türk dili konuşan ülkeler parlamenterler birliği üyesiyiz partinin temsilcisi olarak. Hem de Azerbaycan dostluk grubunda olma münasebetimizle yine genel başkanımızın takdirleriyle, genel başkanımızın görevlendirmesiyle öyle diyeyim, Cumhurbaşkanımızın programına katıldık. Şimdi bu programların tabii ki Allah kolaylık versin. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın da çok yoğun bir çalışma temposunda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kadar düşmanın olduğu yerde, bu kadar dediğim gibi gündemin olduğu bir yerde hem ülkeyi dışarıda temsil edeceksin, hem dediğim gibi içeride uğraşılması çok zor. Çok yararlı olduğunu gördük. Özellikle Sırbistan'la ilgili olan şeyde biliyorsunuz, orada iç savaştan çıkmış Bosna Hersek Savaşı'nı biliyorsunuz. Evet. Gene bir emperyal güçlerin. Ben Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın tavrını, o görüşmelerdeki durumla emin olun biraz gözlemleme imkanım oldu. Oradaki halkın tavrını şey ettim. Emin olun bu coğrafyaların yerel insanları savaş istemiyorlar. Birlikte yüzyıllarca, bin yılı aşkın yeri geldiği zaman birlikte yaşayan insanlar komşusunu katletmek emin olun istemez. Oralara nifaklar sokulmuş zamanında. O nifakların yaratmış olduğu, fitnelerin yaratmış olduğu, kurmuş oldukları o çetelerle başlatılan iç savaşlar olmuş. Çok şükür Balkanlarda biz onu gördük. Türkiye tüm varlığıyla kendini hissettiriyor. Orada TİKA'nın
yapmış olduğu çalışmalar vardı. Tarihi ecdat mirasımıza sahip çıkmışlar. TİKA bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Onların açılışları oldu. 6 tane ortak proje vardı. İş adamlarımız vardı. Gene DEİK'in orada bir toplantısı oldu. Onun dışında Bosna ile Sırbistan arasında bir sınırdaki yol çalışmalarını Türkiye yürütüyor. 18 kilometrelik bir yol var. Bir otoban açılışı var. Onun açılışı yapıldı. Ha şeye gelince, Azerbaycan'daki programa gelince, bu Türk Keneşi dediğimiz Türk dili konuşan ülkeler işbirliği meclisinin toplantısı. 2009'da Nahçıvan Anlaşması'yla, Nahçıvan'da kurulan bir meclis bu. Bu mecliste yine TÜRKPA'da da öyleydi. Şimdi bakıyoruz, Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan vardı. Özbekistan gözlemci üyeydi. Özbekistan çok şükür dahil oldu bu konseye, bu meclise. Onun dışında Türkmenistan ile Macaristan orada gözlemci üye konumundaydı. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkmenistan'ın da katılmasını bekleriz. Hacı Cumhurbaşkanımızın orada dile getirdiği bir şey vardı. Biz burada 5 devlet tek milletiz dedi. Evet. İnşallah Türkmenistan'la birlikte 6 devlet tek millet olacağız. Cem Bey, bizim dünya kamuoyunda bak bugün zor günlerde görüyorsun. Neler açığa çıkıyor? Yine kardeşlerimiz, kanımız, soyumuz, ceddimiz bir olan insanlar. Bunlar bizi bırakmazlar. Bizlerin de bu coğrafyada kendi milli politikamızla gerçekten sağlam duruşta bir siyaset yapmamız lazım. Ben çok iyi gördüm. Oradaki toplantıyı çok iyi gördüm. Gerçekten yani aynı atanın babanın soyundan gelen milletler. Hatta onu söyleyeyim. Macaristan'ın çok güzel jesti oldu. Üye olmamasına rağmen Macaristan aynı şekilde kendi ülkesinde bu Türk Keneşi ile ilgili orada bir büro tahsis edeceğini söyledi. Katılma niyetleri var. İyi gidiyor. Ülkemizin inşallah dış politikası açısından yapılan çok doğru bir şeydi. Çok yararlı geçtiğine düşünüyorum. Artı DEİK dediğimiz dış ekonomik işler kurulumuz var. Bunun ciddi anlamda çalışmalarını görüyoruz. Biz bu coğrafyaları boş bırakmışız. Belli bir dönemde FETÖ'nün kontrolünde gitmiş. FETÖ'nün yaydığı nifaklar var. Fitne tohumları var. İnşallah onların hepsi de zaman içerisinde böyle temizlendikçe biz yüzümüzü bu coğrafyalara da dönmemiz lazım. Döndükçe bu ülkeye faydası olacağını, sonsuz faydası olacağına inanıyorum. Peki efendim, süremizi doldurmak üzereyiz. Son olarak Iğdır'ı soralım size. Iğdırlı hemşirelerinize biz de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Sayın vekilinizi ağırlıyoruz burada. Neler söylersiniz son olarak? Akabinde veda edeceğiz size. Yine Iğdır'ı sona bıraktınız. Cem Bey, Iğdır gerçekten bak stratejik öneme sahip bir yer. Defalarca dile getiriyoruz. Üç ülkenin kesiştiği nokta. Problemlerimiz ciddi. Dile getiriyoruz bak, zamanınız dar ama evet. Onu diyorum. Sınır ticaretimizle ilgili bu geziler çok faydalı oldu. Orada Iğdırlara da bu müjdeyi vereyim. Bakanlarımız oradaydı. Hemen hemen sulama kanalından tutun sınır kapısına, işsizliğinden tutun üniversitesine, her alanda görüştüğümüz bakanlarımızla hem gerek dediğim gibi Tarım Bakanımız da olsun, Ticaret Bakanımız da olsun, Sanayi Teknoloji Bakanımız da olsun, İlimizin hemen hemen tüm sorunlarını orada dile getirme fırsatı bulduk. Uğraşıyoruz, emin olun. Ama sıkıntılarımız var mı? Ciddi sıkıntılarımız var. En başında da işsizlik geliyor. Evet. En başında da işsizlik geliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi aslında. Türkiye genelinde yani. Olduğu gibi de Iğdır'ın biraz daha özel, özel sıkıntıları var. O özel sıkıntılarını da dile getirdik. Dile getiriyoruz da burada bütün zaten hem genel müdürlükler olsun, bakanlıklar olsun, emin olun her gün gidiyoruz, geliyoruz, sıkıntılarımızı dile getiriyoruz, raporluyoruz. Bazı yerlerde eksiklikler, taleplerimiz bulunuyor. Yani tarım ve hayvancılığa yönelik projeler, özellikle sulama kanalı projeleri var, baraj projeleri var. Onlarda da bayağı bir yol almaya başladık. Sınır ticaretiyle ilgili, gümrükle ilgili sıkıntılar vardı. En son gezimizde Ticaret Bakanımıza da onları aktardık. Yazılı bir şekilde de sıkıntılarımızı dile getireceğiz. İnşallah bizim beklentimiz dediğim gibi Iğdır'daki insanımızın çekmiş olduğu sıkıntıların çözümü için yerine göre Cumhur İttifakı'nın tek milletvekiliyiz. Elimizin ulaşabileceği her yere ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir dahakine Iğdır'ı sona bırakmayız. Sadece Iğdır'ı konuşuruz. Böyle bir program yaparız. Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bizlerle birlikte oldu. Gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara, aralardan buradayız.